Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili GRT izleyicileri, bir iftar vaktinde yine sizlerle beraberiz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi, insanlığın yüz akı, insanlığın son şansı Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama sonsuz salatu selam olsun. Biz geç kaldık. Bu dünyada onu göremedik. Ama ona salatu selam getirelim. Onu tanımaya çalışalım. İnşallah Yüce Rabbimiz bizleri Firdevs cennetlerinde onunla bir araya getirir. Burada göremediğimiz peygamberimizi ve onun dinleyemediğimiz sohbetini orada dinleme şerefine nail oluruz. İnşallah bu bahtiyarlığı cennette elde ederiz. Bunun tek yolu onu örnek almak, hayatımızda onu baş tacı etmek, onun hayatından hayatımıza iz düşümler almak, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmakla mümkün olur. Değerli kardeşlerim, dünkü sohbetimizde bugün dinimizin bizlerden istediği ve emir ve yasaklar belirlerken varmak istediği 5 temel ilkeyi saymış ve bunun detaylarını bugün sizlerle paylaşmaya başlayacağımızı taahhüt etmiştik. Yüce Rabbimiz bize imkan verdi, bize ömür verdi, sağlık ve sıhhat verdi. Bu saatte sizlerle bir araya getirdi ve onu paylaşma imkanına erdik. Birincisi, hatırlayacağınız gibi orijinal adıyla hıfzun nefs, yani insanın yaşama hakkıydı. Yüce Rabbimiz insanın yaşama hakkının en kutsal değer olduğunu, en üst düzeyde korunması gereken değer olduğunu bizlere ifade ediyor ve hiçbir insanın yaşama hakkının hiçbir şekilde, hiçbir şartla sınırlandıramayacağını ifade ediyor. Hatta Kur'an'ımız bir ayeti kerimede Estağfirullah, men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا buyuruyor. Birisi bir insanı, bakınız değerli kardeşlerim, bir mümini demiyor, bir insanı diyor. Müslüman olmasa da insan, ya insan olması yeterlidir. Kim bir insanı haksız yere, yani sadece kan davalarını önlemek için katilin öldürülme hakkı maktulun velisine verilmiş, bunun dışında herhangi bir amaçla, fark etmez ne amaçlı olursa olsun, bir insanı öldüren Yüce Rabbimiz buyuruyor, Kur'an'ımız buyuruyor, bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor. Bakınız ne kadar açık, ne kadar net bir şekilde ortaya koyuyor. O halde hele hele dini gerekçelerle, dini kaygılarla başka insanlara hayatına son vermek kesinlikle doğru olamaz. Yüce Allah'ın insanlara rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam azılı düşmanlarının bile ölmesine müsaade etmemiş. Bildiğiniz gibi Mekke'yi ona dar eden Kureyş'e muzaffer bir komutan olarak geldiği zaman, Mekke'yi fethettiği zaman Kureyş Kabe'nin önünde toplanıyor. Peygamberimizin onlara nasıl bir muamele ile muamele edeceğini merak ediyor. Efendimiz onlara hitaben diyor ki, bugün sizlere ne yapmamı bekliyorsunuz? Onlar peygamberimizi çok iyi tanıyorlardı. İyi tanıdıkları için de onun Ali Cenaplığını bekliyorlardı. Ve dediler ki, sen iyi bir kardeş, iyi bir kardeş oğlusun. Hep senden iyilik gördük, yine iyilik bekliyoruz. Bunu diyen Kureyş, peygamberimizin arkadaşlarını öldüren, Mekke'yi onu adeta dar eden, 400 kilometre ötedeki Medine'ye gittiği halde orada rahat bırakmayan, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kendisiyle savaşan, Hazreti Hamza gibi peygamberimizin canı gibi sevdiği öz amcasını katleden Kureyş'ti. Efendimiz ne dedi onlara biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Çünkü yaşama hakkının en kutsal hak olduğunu biliyordu. O Ali Cenab Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bugün
Geçmişte yaptıklarınızdan dolayı size hiçbir sorumluluk yoktur. Haydin hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bunu ancak bir peygamber söyleyebilir. Bunu ancak yaşama hakkının ne kadar kutsal olduğunu bilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söyleyebilir. O halde değerli kardeşlerim, bizler de yaşatmaya çalışalım, yaşatalım. Mübarek bir aydayız, mübarek bir saatteyiz. Yaşatmanın yollarını arayalım. İnsanları özgürlüğüne kavuşturarak, onları yedirerek, onları barındırarak, onları içirerek, onların gelişmesini sağlayarak, sağlıklarında sorun varsa sağlık problemlerini çözerek, ama velhasıl insanların yaşama haklarına katkı sunarak yaşatmaya çalışalım. Böylelikle peygamberimizle aramıza gerilen setler ortadan kalkar. Biz de peygamberimizle birlik olmaya, bütünlük oluşturmaya çalışmış oluruz ve cennette inşallah onunla birlikte oluruz. Hepinizi yarın aynı saatte buluşmak üzere yüce Rabbime emanet ediyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin, dualarınızı kabul eylesin ve hayırlı iftarlar yapma imkanı versin. Allah'a emanet olunuz.